Eminim ki birçoğunuz Minecraft'ta bu tür yapıların yapılmasını çok zor buluyor, hatta imkansız olarak görüyor. Ama neyse ki karşına bu video çıktı. Bu videoda bu tür yapıların aslında ne kadar kolay yapılacağını sana göstereceğim. Bunun gibi yapıların nasıl yapıldığını bilmek istiyorsan videoyu sonuna kadar izle. Ve bir sonraki videoyu kaçırmamak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin. Sana nasıl yapılacağını hemen gösteriyorum. Geçmeden önce yeni bir Discord sunucusu açtık, açıklamadan ulaşabilirsiniz. Dostlar, ilk yapacağım şey yaban mersinli çalılar. Yani şunun gibi bir şey yapacağız. Ya da şunun gibi veya şunun gibi. İlk önce elimde bir adet ladin çitim var gördüğünüz gibi. Bir tane buraya koydum. Arasında bir boşluk bırakacağım ve bir tane de buraya ve bir tane de buraya koydum. Ardından elime orman ağacı yapraklarını aldım. Üstüne gördüğünüz şekilde buraya değil üstüne yerleştiriyorum. Ve ardından görünmez eşya çerçevesi aldım elime. Etrafına böyle gördüğünüz şekilde görünmez eşya çerçevesini yerleştireceğim. Öbürlerine de yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hepsini teker teker yerleştirdim. Şimdi elime kırmızı betonumu aldım. Gördüğünüz gibi kırmızı beton elimde. İlk baştakine kırmızı betonları koyacağım. Buraya eşya çerçevesi koymamışız, hemen koyuyoruz. Tamamdır. Şimdi öbürüne de mor koyacağım. Ve en sondakine de mavi koyuyorum. Harika. Gördüğünüz gibi yaban mersinli çalılarımız hazır durumda. Sıradaki yapıya geçebiliriz. Dostlar, sıradaki yapım su sebili. İlk önce iskeleye ihtiyacım var. İskelemi koydum. Üstüne buzumu koyuyorum. Ve üstüne de basınç plakası. Gördüğünüz gibi şu anda böyle gözüküyor. Ardından sebilin musluğunu yapmak için elime tuzak kancasını aldım. Tam buza gelecek şekilde koyuyorum. Ve altına da kazan koyacağım. Kazanın içine de tabii ki su koyacağım. Ve musluktan akıyormuş gibi göstermek için de bunu buraya bakın gördünüz mü? Cam koyduğumda aynı su buradan aşağı akıyormuş gibi gözüktü. Su sebilimiz de böyleydi. Sıradaki yapacağım şey su kaydıra. Bunu yapmak için elimde bir adet duvarım var. Duvarımı koydum ve 4 tane çit çıkıyorum. 3, 4. Ardından üstüne bir tane daha duvar koyacağım. Gördüğünüz gibi şu anda bu şekilde oldu. Ardından 1, 2, 3, 4. Dördüncüye de bunun aynısını yapıyorum. Ve buradan geldiğimiz zaman 1, 2, 3. Bunun aynısını bu sefer buraya üçüncüye yapıyorum. Ve bu tarafa da yapacağım. Tamam, şu anda böyle gözükmesi lazım. Ve bakın elime ladin tahtasını aldım. Üstünü ladin tahtasıyla kapatacağım şimdi. Üstünü ladin tahtasıyla kapattım. Ardından buraya geldiğimiz zaman bu su kaydırağımızın merdiveni olacak. Merdivenini ben buraya yapıyorum. Şöyle tuzak kapılarını aynı bu şekilde koyuyoruz. Ve bunları açtığımızda gördüğünüz gibi merdivenimizi tam olarak buraya yapacağız. Merdiveni de koydum. Şimdi üstüne çit koyma zamanı. Çitleri bakın bu şekilde üstüne koyuyorum. Bu tarafa bir blok fazla koymanız lazım gördüğünüz gibi. Ve ardından da buralara halılarımı koyuyorum. Bir tane kırmızı bir tane sarı olacak. Şu ana kadar yaptığımız şeyin böyle gözükmesi lazım. Tamam, şimdi elime kırmızı betonumu aldım. Buraya görmüş olduğunuz şekilde koyuyorum. Ve buraya da koyacağım. Koyduktan sonra fırlatıcımı aldım yine elime. Fırlatıcımı bu boşluğa koyuyorum. Ve buraya geldiğim zaman düğmem var. Düğmemi sağdaki fırlatıcıma koydum. Ortasına kızıl taş. Ve bu fırlatıcıların içine de su koyacağım. Tamamdır. Hepsine su koydum. Ardından su kaydırağımı yapabilirim şimdi buraya. Altına sarı blokları koyuyorum. Bir sarı, bir kırmızı olacak şekilde ilerleyeceğiz. Tamamdır. Şu anda kaydıran böyle gözüküyor. Ardından buraya hemen geliyoruz. En köşelerine birer tane şöyle koyuyoruz. Sarılara sarı, kırmızılara kırmızı koyacağız. Ve çok güzel. Bunu da yaptık. Ardından altına doğru ilerletebiliriz şöyle. Aynen. Tamam. Biraz daha ilerlettik. Ve en ucuna da basınç plakamı şu şekilde koyuyorum ve artık neredeyse hazır. Şimdi test etmeye geçebiliriz. Merdivenime doğru yürüyorum. Merdivenden şimdi çıkacağım. Ve artık kaydırağımın tepesindeyim. Bakın buradaki düğmeye bastığımız zaman gördüğünüz gibi aşağı doğru su akıyor. Ve kendimizi bu suya bırakabiliriz artık. Evet dostlar, sıradaki yapımız zırh çerçevesi. İlk önce elimize zırh askımızı aldık. Böyle bir duvara ihtiyacınız var, evinizin duvarına yapabilirsiniz. Koydum hemen ve netherite zırhlarımı da yerleştiriyorum. Hop şöyle. Gördüğünüz gibi şu anda böyle gözüküyor. Ardından geldim buraya. Camlarımı koydum. Hemen şöyle pistonu koydum. Ve arkasında da redstone'u koyduğum zaman gördüğünüz gibi camı içeriye doğru ittiriyor. Ve bunu da yaptım.
Şu anda böyle gözükmesi lazım. Ardından buna daha güzel bir görüntü vermek için elime hemen merdivenimi alıyorum. Bir buraya, bir buraya koydum. Üstüne de duvar koyacağım. Şöyle öbür tarafa da koydum. Ve buralara da Ladin tuzak kapısı. Üstüne de bir tane basamak koymanız yeterli. Şu anda bitmiş durumda. Görmüş olduğunuz gibi harika gözüküyor. Sıradaki yapım ufacık, minicik bir tank yapacağız. Hemen örsümü aldım. 3 tane yan yana koyuyorum. Buraya da koyacağım. Bir blok boşluk bırakmanız önemli. Ardından derin kayrak taşı basamağımı aldım. Ortasına şu şekilde koydum, bakın görmüş olduğunuz gibi. Ardından elimde kar var, hemen onu alıyorum. Ortayı kırdım. 7 tane kar koyuyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ardından hemen fırlatıcımı şu şekilde koyacağım. İçine zırh askısını koydum. Ve bunu çalıştırdığım zaman gördüğünüz gibi buraya zırh askısı geldi. Buraya burada bir wither iskelet kafamız var. Hemen onu koyuyoruz buraya. Şöyle koyduk. Ardından burayı kapatıyorum yarım blokla. Ve buraya da tankın topunu koyacağım. Gördüğünüz gibi şimdiden bile tanka benzedi. Buralara halı gelecek. Öbür tarafa da aynı şekilde. Ve ardından ufak tefek dokunuşlar kaldı. Buraya Ladin kapısı. Ve şimdi tankın tekerlerini yapacağız. Hemen eşya çerçevemiz var elimizde. Şöyle koyduk. Ve siyah boyalı ince camımızı da aldık. İçine koyuyoruz. Çapraz olacak şekilde. Öbür tarafa da aynısını yapacağım. Ve gördüğünüz gibi tankımız şu anda hazır. Böyle baktığımızda cidden tanka benzedi. Ve ufak olması da ayrı bir tatlılık kattı buna. Sıradaki yapıya geçebiliriz. Tamam. Şimdiki yapacağımız şey oduna saplanmış balta. Burayı çok dikkatli izleyin. İlk önce elimizde odun bloğumuz var. Ama odun bloğu biraz farklı. De göreceksiniz ki biraz daha küçük. Bunun kodunu açıklama kısmına vereceğim. Oradan alabilirsiniz. Ve hemen iri taneli toprağımızı aldık. Şöyle koyduk. Buraya geldiğimiz zaman odunumuzu da çapraz şekilde koyuyoruz. Ardından hemen şöyle yaklaşacağım. Buraya bir adet kod gireceğim şimdi. Bu kod buraya zırh askısı çağıracak. Hemen şöyle kodumu da girdim. Ve buraya zırh askısı gelmiş oldu. Görünmez bir zırh askısı. Ardından bu askıla ben demir baltamı saplayacağım şimdi. Bakın gördünüz mü? Şu anda bakın oduna saplanmış balta gibi duruyor. Yani çok iyi oldu. Sıradaki yapıya geçebiliriz. Bu arada açıklama kısmını kontrol etmeyi unutmayın kesinlikle. Dostlar sırada sıcak küvet yapacağız. Yani buna jacuzzi de diyebilirsiniz. Bir nevi jacuzzi olacak. Hemen 3'e 3'lük bir alan kırıyoruz. Ardından şöyle çapraz şekilde bir tane daha kırdım. Buralara kamp ateşi gelecek. Ardından burayı soyulmuş ladin odunuyla kaplıyorum. Şu ana kadar böyle gözükmesi lazım. Ardından tuzak kapımı aldım elime. Hemen şöyle koyuyorum. Ortasına bir merdiven koydum. Ve etrafına da tuzak kapısı koyacağım. Ve buraya geldiğim zaman buranın ortasında bu sefer maden fırınım var. Onu koyuyorum. Ve buraya tuzak kapısı. Şu ana kadar böyle gözükmesi lazım. Ardından buraya geldiğim zaman suyumu boşaltacağım buralara. Şöyle. Küvet olması için su da lazım tabii ki. Ve ardından bir, iki... İki tane duvar koyup üstüne de saksı koyuyorum. Ve sıcak küvetim, jacuzzim hazır. Gördüğünüz gibi harika gözüküyor. Hemen içine girelim. Şöyle bakın içine girdiğimiz zaman da böyle gözüküyoruz içinde. Sıradaki yapıya geçebiliriz. Ve dostlarım sıradaki yapacağım şey kar küresi. İlk önce kar küresi bloğuna ihtiyacınız var. Görmüş olduğunuz gibi bu blok. Bu bloğu açıklamalarda verdiğim koddan erişebilirsiniz. Yapımıza geliyoruz. Ortasını kırdım. Bir blok daha kırıyorum. Ve taş kesicimi koydum buraya. Ardından beyaz yünümü koydum. Buraya fırlatıcı gelecek. Buraya cam bloğunu koydum. Ve fırlatıcının içine askılığımı yerleştirdim. Hemen çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi içine geldi. Ve hemen kar küresini de koyacağım. Ve çalıştırdığım yine içine geldi gördüğünüz gibi. Hemen bunları kırıp buraya tahtamı koyuyorum. Ardından bu şimdilik böyle gözüküyor. Üstüne bir adet basınç plakası koyduğum zaman biraz daha değişti. Nasıl değiştin görüyor musun? Sanki başka biri. Şöyle gözüküyor gördüğünüz gibi. Ve yapımız bu kadardı. Hemen sıradakine geçebiliriz. Yakından da böyle gözüküyor. Ve sıradaki yapımız buz hokeyi. İlk önce yine tahtamızı aldık. Şu şekilde koyuyoruz. Ardından 1, 2, 3 tane gittik. Ve üçüncüye de aynısını yaptım. Hemen şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde olması lazım. Ardından elime mavi yünümü aldım. Mavi halımı aldım. Şöyle koyuyorum. Ortasına beyaz halı gelecek. Bir dakika. Bir blok fazla koymuşum bu arada. Hemen düzeltiyorum onu. Şöyle olması lazım aynen. Görmüş olduğunuz gibi olacak. Mavi halımı koydum. Ortasına beyaz halı. Ve ardından yine mavi halı. Şu anda böyle gözükmesi lazım. Ardından hemen şöyle geliyorum. Kırdım burayı. Buraya bir iki tane kar koydum. Ve mavi yünümü koyuyorum. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Kırdım. Bir iki. Hemen mavi yün. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda böyle gözüküyor. Ve buralara da mum gelecek. Hemen mumları da koyuyorum. Ve mumları da koydum. Ardından. Şimdi elimde bir adet fırlatıcım var. Hemen şöyle koyuyorum. Öbür tarafa da koyacağım.
Bunun içine zırh askısını koydum, çalıştırdım. Aynı şeyi buraya da yapacağım. Koydum, çalıştırdım. Ve ardından kafalarım var. Kafaları da koyacağım. Hemen koyuyorum. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kafa buraya geldi. Hemen şuraya da yapıyorum. Ve buraya da geldi. Şu ana kadar her şeyin böyle gözükmesi lazım. Dostlar, buraya geldiğim zaman ufak bir hata yapmıştım. Fark ettiyseniz siz de ikisini de mavi yapmıştım. Şimdi bunu kırmızı yaptım, hatayı düzelttim. Her neyse elime andezit duvarımı aldım. Ortasına geliyorum, şöyle koydum. Ve iki blok çit çıkıyorum şimdi. Buraya da yapacağım. Ve bir tane böyle, bir tane böyle. Buralara tuzak kapısı gelecek. Ortasına da basamak. Aynen. Ortasına da basamak böyle gelecek. Ve şimdi skor tabelası yapacağız buraya. Eşya çerçevesini koydum. Hemen arkasına da koyuyorum. Bu kırmızı olan tarafa kırmızı betonu koyuyorum. Mavi olan tarafa da mavi betonu koyacağım. Şu ana kadar böyle gözüküyor. Şu an biraz benzemeye başladı buz hokeyine. Ve şimdi buz hokeyine daha çok benzemesi için ufak tefek dokunuşlar yapacağız. Elimde bir adet tabelam var. Şöyle etrafını tabelayla çevireceğim. Ama dikkat edin, şu ortaya eşya çerçevesi gelecek ve içine de siyah cam. Onun dışında tabelayla etrafını çevreleyebilirsiniz. Buraları hızlıca hemen yapalım. Gördüğünüz gibi şu anda bitti. Buz hokeyimiz artık cidden gerçek bir buz hokeyi gibi. Şöyle bir de uzaktan bakalım. Arkadaşlarınızla burada buz hokeyi oynayabilirsiniz. Sıradaki yapımıza geçelim. Sıradaki yapımız şehir biyomu, yani mini şehir biyomu. İlk önce andezitimizi elimize aldık. 5'e 5'lik bir alan oluşturacağım. Tamam, alanımız hazır. Şimdi ortalarını kırıyorum. Buralara siyah çimento gelecek. Ve şu anda böyle gözüküyor. Ardından etrafını tuzak kapılarıyla şu şekilde, bakın, görmüş olduğunuz gibi kaplıyorum. Ve hepsini kapladım. Şu anda böyle gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi elime rengarenk duvarlarımı aldım. Şöyle şu boşluklara yerleştireceğim şimdi ama çapraz şekilde. 1-2 koydum ve buraya da bir tane koydum. Ardından yine şuraya da aynı şekilde yapıyorum. Buraya birer tane koymam yeterli. Şöyle koyacağım. Buraya da bu arada istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Yani ben şu anda sırayla koyuyorum ama istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Buraya da hadi şöyle koyayım. Tamam. Şu anda böyle gözüküyor. Elime çitlerimi aldım. Şimdi istediğim şekilde bu çitleri de aradaki boşluklara yerleştireceğim. İsterseniz 2-3 tane uzatın. İsterseniz tek şeklinde yerleştirin. Ben şöyle yapacağım. Bir buraya, bir buraya. Ya da şöyle yapalım. Aynen böyle daha güzel oldu. Ardından buraya, bir tane buraya. Bakayım bir. Şöyle daha iyi. Ardından buraya geldiğimde şöyle. Burası da hadi böyle olsun. Buraya da bu şekilde yerleştirebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda biraz şehire benzedi. Şu uzun bloklar gökdelenler gibi. Ve kafalarımızı da unutmayalım. Kafalarımı da hemen şuraya koyabilirim ya, aynen. Kafaları da bu şekilde koyacağım. Çapraz olmasın, tamamdır. Kafaları da koyduk. Şu an şehri andırıyor. Hatta bayağı benziyor şehre. Şimdi ufak tefek birkaç dokunuş yapacağım. Hemen geldim şöyle. Buraya zincir. Şuraya hemen enç çubuğumuzu koyalım. Buraya demir parmaklık. Buraya da parmaklık. Saksımızı da şu şekilde koyabiliriz. Buraya bir zincir ya da saksı daha iyi gider. Buraya saksı. Buraya bir adet zincir. Buraya da zincir koysak bakalım şöyle. Buradaki zinciri kıracağım. Şöyle daha güzel gözüküyor. Aynen. Şu ana kadar böyle gözükmesi lazım sizde de. Şimdi sırada arabaları yapacağız. Ve arabalar için de tabii ki düğme kullanacağım. Elimde çeşit çeşit düğmelerim var. Şu şekilde yoluma koyuyorum. Rengarenk olması lazım. Siyah olmadı buraya. Hemen şöyle değiştirdim. Görmüş olduğunuz gibi rengarenk oldu. Bu yola da koyacağım şimdi. Hop şöyle. Ve gördüğünüz gibi mini şehir biyomum hazır. Arabaları da koyduğumuzda cidden harika gözükmeye başladı. Uzaktan baktığımızda da cidden şehre benziyor. Ufak bir şehrimiz oldu artık. Sıradaki yapıya geçebiliriz. Ve tabii ki de şehir yapmışken trafik lambası yapmasak olmazdı. Şehrimiz küçük oldu ama trafik lambamız biraz daha büyük olacak. Hemen geliyorum. Kırdım burayı. Andezitimi koydum ve duvarımı koydum. Ardından iki tane çit koyacağım. 1-2 ve yeniden duvar. Ardından yeşil, sarı, kırmızı olarak lambalarımı koydum. Bunlar benim trafik lambam olacak. Ve yanlarını tuzak kapısıyla kaplayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi öbür yanını da kaplıyorum. Ve üstüne de bir tane koyu meşe tuzak kapısı. Ve ardından elime yine tuzak kapısını aldım. Bu sefer lambaya benzetecek şekilde koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda cidden trafik lambasına benzedi. Böyle uzaktan bir bakmak istiyorum şehrimize ve lambamıza. Cidden harika gözüküyor. Trafik lambası şehirden büyük ama olsun, artık yapacak bir şeyimiz yok.
Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tür videoları hazırlarken bana destekte bulunan katıl üyelerimiz Meryem Yegin, Musa Cücü, Leon, Asil Erkal, Minecraft Roblox, Ripbetjoker 1903, Arda Özbek ve Yusuf Batuhan'a teşekkürler. Sen de bana destekte bulunmak ve sadece üyelere özel ayrıcalıklardan yararlanmak için aramıza katılabilirsin. Ayrıca ekranda gördüğün bu videolara da göz atabilirsin. Videoyu sonuna kadar izlediğin için teşekkürler.